Ministry of Youth and Sports, Republic of Turkey, I would like to share with you our country is proud to organize this magnificent... Bu çalışmalar sonucunda en büyük sorun biliyorsunuz şu anda kulüplerimizin ekonomik sorunları. Birçok kulübümüz ekonomisi bozuk olduğu için büyük bir borç altında çalışmalar yapıyor ve bu borcu bir türlü döndüremiyorlar. Onun için hedefimiz kendi kaynaklarımıza dönüp altyapıdan her yıl A takıma iki tane oyuncu yetiştirebilmek. Hedef bu. Onun için gerekirse B takımı konusunda da şu anda Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerimizle görüşüyoruz. Onların talebi doğrultusunda B takımı kurmalarına da önümüzdeki yıl izin vereceğiz. Ve böylelikle sadece kulüplerimiz değil, milli takımımız da altyapıdan gelen oyuncularla daha iyi, daha kaliteli futbolculara kavuşmuş olacak. Ve Türkiye'de her takımın altyapısından yetişen oyuncular milli takımımız için önemli bir kapasite oluşturmuş olacaklar. Futbol Akademisi projesiyle yüksek paralar ödeyerek oyuncu transferi etme yerine başarılı ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabilecek bir sistem oluşturmak istiyoruz. Tabii günümüz dünyasında spor, fiziksel aktivitenin aslında çok ötesinde bir olgu haline gelmiş durumda. Spor bugün, az önce başkanımız bahsetti, bir ekonomi, devasa bir endüstri. Spor bugün sadece rekabetten ibaret değil, spor pazarlamasıyla, gelecek planlamasıyla ve stratejileriyle aslında dinamik bir yapı.